safhalarıyla başlayacağız. Önce kritik hastalığın safhalarıyla başlayacağız. Daha sonra kritik hastalığa verilen cevabın nasıl yönetildiğine bakacağız. Sonra da major metabolitlerden, makronütleyenlerden, glikozipit ve protein bunların sonucunda ne oluyor bakacağız. Sonra da ana mesajımızı verip hastaya ve ana özel e, değişiklik oluyor hormonal ve metabolik sistemde. Bunu her zaman e, o an için e, düşünmek lazım deyip e, dersimizi bitireceğiz. Kritik hastaların safhalarını üçe bölersek akut faz, stabil faz ve iyileşme fazı diye. Bakarsak eğer e, cevap hormonları e, en başta ve inflamasyon en başta yüksek seyrediyor akut fazda. Sonra düşüyor. E, bunu eşlik ya inflamasyonla tetiklenen growth, growth hormon ve, e, ve reverse T3 ki growth hormon ve reverse T3'e daha ayrıntılı gireceğim birazdan stabil fazla en yüksek e, seviyeye ulaşıyor. Sonra inflamasyonla birlikte, inflamasyon düşmesiyle birlikte e, bunların düşmesiyle de iyileşme fazına giriyor. Kas kaybına, kas protein sentezine bakarsak, kas protein sentezi akut inflamasyonda çok az azalmışken, e, burada altını çizmek istediğim bir hormon var, onu birazdan birkaç kere bahsedeceğim. İnsülin benzeri büyüme hormonu 1 ve T3 en başta biraz düşmüşken, en düşük seviyeleri yani kas kaybının en fazla olduğu, kas protein sentezinin en düşük olduğu ve bu insülin benzeri growth hormonu ve T3'ün en düşük olduğu zaman aslında hastanın akut fazının bitip stabil olduğu faz. Bunlar normale döndükten sonra ancak iyileşme fazı başlıyor. Zaten bunun altını birazdan şöyle çizeceğim. Mesajı da böyle bitireceğim. İnsülün benzeri growth hormonun seviyesinin normale dönmesi demek bizim artık kas yapmaya başlamamız ve değerlenmeye devam edecek olmamız demek. Diğer tüm hormonlar ancak bu normale döndükten sonra kas yapımı oluyor. Yoğun bakım süreci öncesi sonrasıyla bir süreç. Öncesinde hasta bir kişiliği var. Primomobit kişiliği değil durumu var. Ki o aslında o durumu nedeniyle manüsü olabilir, obes olabilir, e, vitamin eksiklikleri olabilir, mikronitiyen eksiklikleri olabilir. Sonra bu kronik durumun üzerine bir akut olay gelişmiş oluyor. Yoğun bakıma yatıyor. Yoğun bakımdan sonra servise yatıyor ve uzun dönem bir rehabilitasyon fazı oluyor. Bu süreçte başımıza inflamasyon geliyor, insinin rezistansı geliyor, katabolizma, enerji üretiminde artma, gastrointestinal intolerans, oksidatif stres çok ciddi, ve otofaji geliyor. Bayağı her şey karışıyor gördüğünüz gibi. Çok farklı mekanizmalar aynı anda e, aynı sistemde karıştırıyor ortalığı. Herhangi bir travma olduğu zaman bu cerrahi de olabilir, akut enfeksiyon da olabilir. Travmanın kendisi de olabilir. Bir doku hasarı, kanama, immün aktivasyon e, ve kanama olursa eğer ona bağlı verdiğimiz e, transfüzyonlar ve transfüzyonların hepsinin immün olduğunu benim hepsinin biz e, plazma verdiğimiz zaman ne yazık ki içindeki metabolitleri ve o plazmanın içindeki hormonları da vermiş oluyoruz e, ve hormonlara karşı e, oluşmuş reseptör cevaplarını bazı res e, solubun çözünebilir reseptörleri de vermiş oluyoruz. O da bizim hormonal ve metabolik sistemimizi iyice karıştırıyor. Kompleman aktivasyonu oluyor ve strese bağlı ciddi bir katekolamin deşarjı oluyor epinefrin ve kortizol gibi. Serbest radikaller sağlanıyor. Serbest radikallerin e, antimikrobiyal etkinliği vardır biliyorsunuz. Stokinler, mitokondriyal ve kemakinler salgılanıyor. Bir sız cevabı, oksidatif stres ve sepsis oluşuyor. Bütün bunların sonucunda bir metabolik afet durumu ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda da kas kaybı, mekanik ventilasyona bağımlılık, yüksek oranda enfeksiyonlar ve yüksek oranda mortalite geliyor. Peki bu süreç nasıl işliyor? Teker teker inceleyelim. Herhangi bir stresör, enfeksiyon ya da travma olduktan sonra ilk cevap hemen hızlıca e, santral sinir sisteminden geliyor. Adrenalin, noradrenalin ve ciddi bir e, sempatik ve şarj oluyor. Daha sonra dakikalar içinde stokinler salgılanıyor. Stokinler e, ciddi bir e, nükleer transkripsiyon regülatörleri. Şöyle ki dakikalar içinde nükleer faktör kapa B ve benzeri... E, regülatörleri aktive ediyor ve bununla e, yapması gereken görevi tamamlıyor. Yani stokinlerin e, ana amaçları hızlıca e, şeye gidip, e, nükleosa gidip oradaki histonları açıp, histonları e, gerekli e, genleri açığa çıkartıp o genlerin transkripsiyonlarını sağlamak ve bu dakikalar içinde oluyor. Sonra etkileri günler sürebilir, saatler, saatler ve günler sürebilir hatta bazı etkiler aylar sürebilir stokinlerin. Ama ve lakin etki süreleri çok kısa yani dakikalar içinde önce lokal sonra eğer çok fazla sanırsa sistemik olarak nükleer değişiklik yapıyor. Bu ara çok güncel olan bir diğer konu ise adipokinler. Özellikle obezitenin artması, yağ oranlarının çok artması nedeniyle adipokinlerin eskisine oranla daha aktif olarak rol aldığı ve bu bizim mikro hatta pikolarla ifade ettiğimiz hormonlara ve stokinlere göre Adipokinlerin gram e, cinsinden salınabildiği, e, miligram e, cinsinden salınabildiği, yani dolayısıyla 10 kat, 20 kat, 100 kat daha fazla e, salınabildiği bir e, durum var. Bunun altını çizeceğim çok çok güncel bir konu adipokinler e, ve bir de e, gastrointestinal e, sistemin kendi hormonları ve mikrobiyotası var. E, gastrointestinal sistemin içinde ciddi bir e, mikroorganizma yükü var, mikrobiyota var ve o mikrobiyatanın kendisi ve aynı zamanda ona cevap veren gastrointestinal sistemden de hem lokal olarak hem sistemik olarak salınan ciddi hormonlar var. Bunların sonucu olarak kontrolsüz bir katabolizma ve anabolik sinyallere bir direnç gelişiyor. Bu sayede de enerji e, tüketimi ve e, şey değişiyor. Vücut yapısı değişiyor. Amaç ne? Amaç karaciğerden e, hızlıca glikoz sağlanıp insülin bağımlı ve insülin bağımsız dokulara Substrat, enerji satı vermek. Sadece glukoz kullanabilen dokular var biliyorsunuz. Onlar e, enerji kullanabilsinler, enerji üretebilsinler, savaşabilsinler diye hızlıca glukoz salgılamak. Bunun için yağdan hızlı bir yıkımla gliserol salınıyor, serbest yağ asitleri salınıyor. E, kastan da hızlıca bir yıkımla alerin, glitamin e, salınıyor. Amacımız, bütün amacımız... Bu akut durumda e, immün hücreleri gerekli akut faz ve yaratabiliyor olmak. Bunun için e, hem şeker hem glukoz hem de gerekli amino asitler salınıyor ki e, verilecek cevap verilebilsin diye. Hipoksi eklenirse laktat da sarılıyor biliyorsunuz. Laktat e, ciddi bir medyatör bizim e, yoğun bakım hastalarında. Onun dışında bunun karşılığı ne geliyor, geçiyor başımıza? Neler geliyor başımıza? Klinikte biz ne cevap görüyoruz bütün bunların sonucunda? Ateşte çıkardık takip ne? Yara, enflamasyon ve anoreksi görüyoruz. Lökostaz, lökopeni görüyoruz. Hiperglisemi görüyoruz. CRP ve akut faz reaktanlarında artış ve karaciğer ve böbrek işlerinde bozukluklar görüyoruz. Hipermetabolizm oluyor. Glukoneogenezde artış oluyor. Protein yıkımı oluyor. Yağ oksidasyonunda artış oluyor. Ve bunların sonucunda kardiyak debi artışı, ventilasyon artışı, membran transport artışı, Kilo kaybı ve yara iyileşmesinde değişiklikler oluyor. Bütün amaç bu akut cevaba, bu akut soruna cevap vermeye çalışmak. Hormonlardan bahsettik, İnflamatuar süreçlerden stokin dedik. İnterleukin altından örnek vereyim. İnterleukin altınının amaçlarından en büyük amaçlarından biri akut faz reaksiyonlarının hızlıca sentezini sağlamak. Ama başka bir stokin örneği vermek gerekirse TNF alfa ve interlokin 1'in amacı glukoneogenizma artış protein yıkımı, enerji kullanımında artış, protein sentezinde azalma, lipoprotein lipaz aktivitesinde azalma ve VDL krensinde azalma yapmak. Ekinozoidlerin de amacı inflamasyonun aktif olmasını sağlamak. Bu arada bütün bunları kontrol eden bir beyin var en başta. E, beyinde ciddi bir nörotransmitter salınımı oluyor ve nörotransmitter salınımı sayesinde e, bütün hem immün cevabı hem inflamasyonu beyin aslında kontrol ediyor. Bununla da ilgili çok güzel yeni çalışmalar var. Aslında sadece anti antiinflamatör sistemi biliyorduk. Şimdi daha fazla sistemin olduğu, yani sadece informatör, anti antiinflamatör değil, daha ince bir şekilde bütün inflamasyonu beynin yönettiği ile ilgili çok güzel yeni hayvan deneyleri ve çalışmalar var ama çok ayrıntısı daha açıklanmış değil. Organ kan akımları değişiyor. Organ kan akımları değişince her organlara sunulan, sunulan substrat miktarı ve oksijen miktarı değişiyor. Vücut yapısında değişiklikler oluyor. Hücresel dehidratasyon ve protein katabolizması oluyor. Fiziksel aktivite kaybı da etkilenince kritik hastalığa cevapta da etkileyen etkilen çok fazla şey olmuş oluyor. Dedik hemen dakikalar içinde, saniyeler dakikalar içinde adrenal cevap verdi. Gördüğünüz anda salınıyor. Hayvanı gördüğünüz anda salındığı gibi, kork korktuğunuz hayvanı gördüğünüz anda salındığı gibi. Aynen inflamasyonu, akut enfeksiyonu, akut travmayı olduğu anda salınıyor. Saatler içinde hipotalamik pitüiter aks aktif oluyor. ASTA, TSA, Growth Hormon FSA ve LH hızlıca salınıyor. Hızlı bir cevap geliyor. Daha sonra immün e, sistem, inflamasyon sistemi aktive oluyor ve bunların sonucu oluşan davranışsal değişiklikler de e, haftalar hatta aylar alabiliyor. Şimdi yakından bakalım hipopitüiter ter aksa. Ee, bunu en çok belirleyen şeylerden biri bu aksın e, salgılanmasını sörkülediyen ritim. Eğer henüz sörkülediyen ritim bozulmadıysa sorun yok. Ama yoğun bakımda yatınca sörkülediyen ritim çok hızlı bir şekilde bozuluyor. Ve e, e ritim bozulduğu zaman e, bu salgılanma miktarı zaten sadece sörkülediyen ritim nedeniyle bile azalmış oluyor. Releasing hormon da azalıyor, ASTA da azalıyor. Ama ilk başta e, salgılanan kortizol da negatif feedback ile zaten bunları da azaltmış oluyor. Şimdi burada normal bir insanın sirkadyen ritmine bakalım. Sirkadyen ritimde salgılanan kortizol ve asetasına bakalım. Gördüğünüz gibi en yüksek pik aslında sabaha karşı. Ama onun dışında da piklerimiz var. İlk e, pik aslında saat 3 e, civarlarında. E, 3-3.5 buçuk civarlarında ilk pikimiz var. Daha yüksek eşit veya hatta daha yüksek pikimiz sabaha karşı. Ama gün içinde de pikler var. Yani saat Sadece gece değil, günde, günde gündüz de piklerimiz var. En düşük e, saat 7'den sonra kortizol ve ACTH salınlarımızı görüyorsunuz. Fakat kritik hastalığa bakarsak eğer. Herhangi bir kritik hastada plazma ASTA düzeyleri ilk bir hafta normal insanlara göre sürekli düşük oluyor. Hem salınan kortizoldan baskılanmış oluyor hem sorgulardan ritmin bozulmuş olmasından dolayı e, salgılanması bozuluyor. İlk hafta öyle. İkinci haftaya devam edelim. İkinci hafta hatta üçüncü haftaya kadar plazma ASTA seviyeleri yoğun bakımda yatılırsa eğer normale dönmüyor. Ancak üçüncü haftadan sonra normal sağlıklı bireylerinkine dönebiliyor ASTA düzeyleri. Yoğun bakıma çıktıktan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra da ASTA düzeyleri normal hastalardan daha yüksek oluyor. Yani ilk bir çıktıktan sonra da ASTA'da bir artış olduğunu bilmekte fayda var ilk çıkılan haftada. Sonra o düşüyor. Hatta deniyor ki ilk haftanın içindeki e, ölümler, ilk haftanın içindeki erken enfeksiyonlar erken ölümler acaba bu stres kortizol ve ASTA ile mi ilişkili, onun e, oynamasıyla mı ilişkili gibi yorumlar da var. Sonra plazma kortizol seviyene bakarsak tabii ki büyük bir stresle karşılaşıldığı için ilk hafta ve hatta dördüncü haftaya kadar plazma kortizol seviyeleri normal insanların üstünde kalıyor. Gördüğünüz gibi hep yüksek hep yüksek. Ondan sonra ondan sonra e, normale dönüyor. Dördüncü haftadan sonra normale dönüyor. Fakat eğer yoğun bakımdan çıkarsa o da hızlı bir cevap vererek hemencik yükseliyor. Yani yoğun bakımda e, yatarken normale dönmesi haftalar alıyor. E, ASTA için 3 e, için 3 hafta, kortiz için 4 hafta. Çıktıktan sonra da hemen ikisi birden tekrar yükselerek cevap veriyor. Growth hormonuna bakarsak, growth hormonu iki tane piki vardır. Bir sağ akşam değil, bir de sabaha karşı. Akut hastalıkta growth hormonunun pikleri artıyor. Sayısı da artıyor, Bazalt peki de artıyor growth hormonun gördüğünüz gibi. Ciddi bir yüksekliği var. Hatta en yüksek seviyeleri akşamleyin olduğunu e, görüyoruz. Fakat kritik hastalık eğer uzamış hale gelirse, e, uzarsa o zaman artık growth hormon cevapsızlığı oluyor. Growth hormon e, cevabı vermiyor e, birey ve dolayısıyla growth hormon peki de olmuyor. de hep düşük kalıyor. Benzer bir şekilde TSA'ya baktığımız zaman, en yüksek TSH seviyelerinin biz geceliğin 9 9'da 6 arasındaki sürece bakarsak en yüksek TSH seviyelerinin aslında e, o ge, ge, gece yarısından sonra olduğunu biz biliyoruz. Akut hastalıkta yani biraz TSH piki var mı? Var ama e, düzeyi kesinlikle daha düşük. O belirgin pikler azalmış durumda. Kronik hastalıkta ise ciddi bir TSH yetersizliği ortaya çıkıyor. Artık TSH salamıyor e, hipofiz. TSH salamamak dışında başka bir problemimiz daha var tiroidle ilgili. Şurada tiroksini görüyorsunuz. Dört e, tane iyot var biliyorsunuz. Deiodinaz enzimleri bu iyotları teker teker e, çıkartıyor. Eğer şuradaki iyodu çıkartırsa bu 3 5 3 prime e, e, triiyodot yani T3 eğer şuradakini çıkartırsa da 3, 3 prime, 5 prime yani reverse T3 oluyor. Kritik hastalıkta T4'ü çeviren ve e, T3'ü çeviren D3 de iyi bir yazı, belirgin bir şekilde artıyor. Yani T4'ü RT3'e, reverse T3'e döndürüyor. T3'ü de yıkıyor. Aynı zamanda T4'ten T3 yapan D2 de azaldığı için elimizde e, düşük T4 seviyesi düşük T3 seviyesi ve yüksek reverse T3 seviyesi oluyor. Kritik hastalığın doğal süreci böyle gidiyor. Akut kritik hastalıkta öncelikle TSA artıyor, söylemiştim çok düşmüyor diye. T4 artıyor fakat T4'ün artışı bize ne yazık ki T3'e yansımıyor. T3 seviyesi düşüyor, reverse T3 artıyor. Kronik kritik hastalıkta ise Trade releasing hormon düşüyor. Artık cevapsız olduğunu, çok güzelin çok düşük kaldığını size göstermiştim deminki, ki eğride. TSH düşüyor. TSH'nin düşmüş olması kritik hastalığın kronik sefere döndüğünü, uzamış olduğunu, ağır olduğunu bize gösteriyor. T4 düşüyor. T4 düşünce de gene T, T3 ve RT3 düşüyor. T4 çok düşerse Artık reverse eviş de bir süre sonra normale dönüyor. Artık reverse eviş yapacak bir T4 de kalmamış olabiliyor kronik kritik hastalıkta. Tamam bu bunlar düşüyor. Her yerde eşit bir düşüyor. Burada bir problem daha var. Perifer dokularda bu o, şeylerin, deyidoyazların de, de, etkinlikleri farklı. Ee, burada karaciğer ve kaslı e, örnek verilmiş bu çalışmada. Ee, gördüğünüz gibi akut fazla TSA seviyesi majör pikleri olmasa bile yüksek olduğunu, normale yakın olduğunu söylemiştim. Kronik hastalıkta düşüyor. Akut fazda T4'ün eşit ya da yükselmiş olduğunu söylemiştim. T3'ün düştüğünü, reverse t için yükseldiğini söylemiştim. Benzer şekilde plazma konsantrasyonlarına bakarsak kronik hastalıkta T4 düşüyor. Reverse T3 önce yüksek bile kalsa sonra normale dönüyor ama T3 hep düşük kalıyor demiştim. Fakat dokulardaki D1, D3, D2'ye bakarsak eğer dokulardaki karaciğerde ve kasta Deodinazların cevabı farklı Pleomorfizm var yani Farklı dokularda tiroidin Aktif formlarına dönmeleri Farklı çünkü Karaciğerin kullandığı ve yaptığı Tiroid e, hormonunu kullanması Ve orada aktive eden genler Farklı kasla tiroidin yaptığı Etkiler farklı Dolayısıyla Böyle spesifik organ spesifik Bir e, cevabı var deodinazların e, Bunun e, Klinik alanda bize ne önemi var Şöyle bir önem var. Yıllarca düşük T3 seviyelerinin replasmanla yükseltilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldı. Fakat bu çalışmalar e, aslında e, istediğimiz sonuçları bize vermedi. Mekanik manastırasyon süresini e, kısaltmadı, yoğun bakım süresini kısaltmadı, mortaliteyi düşürtmedi. İşte bunun sebebinin farklı dokulardaki T3 farklı olması ve bunun da aslında adaptif bir süreç olmasıyla açıklanıyor olabildiğiydi. Dolayısıyla şu an için hiçbir replasman önerilmiyor ne yazık ki eğer klinik olarak bulgu veren bir e, tiroid seviyesinde düşüklük yoksa, gene hormonlara gene bakarsak toplu halde akut fazla kortizol yükseliyor ve hep yüksek kalıyor ancak değerlenme fazında normale yaklaşabilir. Growth hormon yükseliyor ve yüksek kalıyor ama bunun dışında TSH düşüyor. Önce normal akut fazla biliyorsunuz. Ama kronik şey uzamış fazla ciddi olarak düşüyor. Sonra normal derlenme fazında düşüyor. T3 de gerçekten e, derlenmeye geçene kadar düşüyor. Hatta derlenmede bile hasta taburcu olduktan sonra aylar sonra bile hala T3 seviyenin düşük olduğunu gösteren çalışmalar var. En zor düzelen şeylerden biri T3 seviyesi. Benzer şekilde insüline e, insülin benzeri growth hormon bir seviyesi de gerçekten düşük kalan hatta hasta taburcu olduktan sonra da düşük kalmaya devam eden bir hormonumuz. Bunu nasıl döndürebiliriz? Bu growth hormon düşüklüğüne bakarsanız growth hormon gerçekten çok uzun süre e, yüksek kalıyordu. Ya da kronik hastalıkla da cevapsız hale geliyordu. Bunun için demişler ki bir yapılan çalışmalardan biri Van der çalışması biliyorsunuz ki ismin tedavisini de o yönetmişti. E, çalışmalardan biri rising hormonların verilmesi üzerine Growth hormonu releasing hormonu verdiğimiz zaman ne yazık ki growth hormonu düzeyleri presa böyle aynı kalıyor. Yetmiyor yani. Ben en son çalıştığımdan beri growth hormonu releasing hormonların da proteinleri ve reseptörleri çeşitlenmiş. Onlarda da pek çok çeşit olmuş. Sadece releasing hormonu vermek yetmiyor. Aynı zamanda proteinin de vermek, e, de vermek gerekiyor. Ancak ikisi birden verilirse normalde gördüğümüz piklere benzer bir pik oluyor. Dolayısıyla diyor ki Van der bu nöroendokrin, stresel nöroendokrin cevapta. Bu dinamik bir süreçtir. Hem akut, hastalığın fazlalığına göre değişir hem de e, releasing hormonların e, çeşitleri ve farklı zamanda, farklı saatlerde, farklı türlerinin salınmasının da daha ayrıntılanması lazım ki bizim normal hast, normal sağlıklı insanlar gibi hormon e, piklerini taklit edebilmemiz için. Buraya bakarsak, insulin like growth bakarsak, insulin like growth faktörü verdikten sonra ancak e, düzelebiliyor. E, benzer şekilde tiroid hormonları ancak bir haftada düzelebiliyor. E, T3 de ancak bir haftada düzelebiliyor. Gerekli replasmanlar yapıldıktan sonra. Nasıl özetlemiş? Tiroid hormon pilotropiktir ve normal organ fonksiyonu için e, lazımdır. E, akut hastalıkta düşük bir e, T3 seviyesi olur. E, fakat e, ne kadar bu, bu düşük seviye hangi organda ne kadar e, etkindir ve ne kadar düşüktür? Organ düzeyinde nasıldır? Onu çok iyi bilmiyoruz ve organ düzeninde olması belki de adaptiftir. E, T3'ü e, etmek e, çekici bir e, hedef gibi gözükmektedir fakat hiçbir çalışmada gösterilememiştir. Dolayısıyla bu konuda daha çok çalışma yapmak lazım gibi bitirmiş. Buraya bakarsak sadece hormonların kan düzenini değil de, bir de has, hedeflerindeki e, düzeylere bakmak lazım. Bir şekilde bizim e, hormon tedavilerinde de, demin gösterdiğim gibi nasıl karaciğerle e, kas farklı e, hedef organdaki e, düzeylerine bakmak lazım, hedef organdaki etkinliklerine bakmak lazım. Ancak onu kontrol ederek biz e, hormon replasmandan bahsedebiliriz gibi e, anlatıyor e, bu derleme. Akut ve kronik hastalıkta değiştiğini söylemiştim kritik hastalıkta. Bu kadar hormon yok. Daha bir ara hormon var elimizde. Prolaktin, bütün analizlik hormon, testosteron aksı var. Çok ciddi bir aks. Hatta bir ara e, erkek hastalara östrojen replasmanı yapılmıştı. E, hatırlayanınız var mı bilmiyorum. E, ve e, çok onay olmuştu. Bununla ilgili çok ciddi editoryallar yazılmıştı. Bütün analizlik hormonundan bahsettim. Ama eğer bir tedavi yapılacaksa kombine tedavi etmek gerekir. Madem hepsi birden... Belki de hepsini birden replasmanı yapmak lazım. Hatta belki de daha yüksek, üst düzeyden releasing hormonlarla gene onların teplitleriyle birlikte reprasmalarını yapmak lazım e, gibi e, bir tartışma var. Burada elimizde çok e, sağlam bir marker çıkıyor hormonlardan. Eğer bir marker e, kötü sonucu ya da hastanın e, dönüp dönmeyeceğini, değerlenme fazına gelip girmeyeceğini takip edeceksek bu hormonlar içinde, o da insülin benzeri grub faktör beta 1'dir deniyor. Buna bakarsanız eğer bu normal öndekse o hasta derlenme fazına girdi, her şey ona girdi demektir. Ama bu düşmeye devam ediyorsa hala yolumuz var demektir deniyor. Adipokinler demiştim. Bu hormonlardan sonra en önemli diğer konu ise adipokinler. Adipokinler de çok farklı cevaplar veriyor kritik hastalıkta. Adiponektin önce yükseliyor, sonra düşüyor, sonra normale geliyor. Leptin önce yükseliyor, sonra normale geliyor, sonra, normale geliyor sonra düşüyor. Resistin yükseliyor, vesfatin yükseliyor, girelin yükseliyor düşüyor, adma ise yükseliyor düşüyor ve bunların sonucunda da insülin rezistansı, inflamasyon, son, endotelial disfonksiyon ve ciddi stres hormon e, regülasyonu oluyor. Demin demiştim, e, testosteron akısı çok önemli e, olabilir bizim için diye, e, testosteronun e, ve östrojenin yağdaki dönüşümleri. Direkt bu adipokinlerle belirleniyor ve onların da ciddi sistemik etkileri var, hormonal etkileri. Dolayısıyla bu acaba te bağlı kritik hastalıkların sonuçlarının bir kısmının acaba bu adipokinlerle yağ mi belirlendiği üzerine tartışmalar var. Tabii benim favori hormonlarından bir tanesi vitamin D. Kas iskelet sisteminde e, biz bildiğimiz halde aslında pek çok etkisi var vitamin D'nin. Antimikrobiyel etkilidir, anti-inflamatördür, kalp koruyucudur. Yoğun bakımda kabulde vitamin D eksikliği hangi ayda yaptığınızda, hangi ülkede baktığınıza göre değişir. Yüzde kırkla yüzde yüz arasında değişir. Hastalık şiddetinden direkt etkilenir. Yoğun bakım yatı süresini, ventilatör ihtiyacını, masrafları, enfeksiyonları, organik benziklerini arttırır. Fakat bu düzey sıvı şiflerinden, diurnal değişikliklerden etkilenir. Yoğun bakım hastalarında güneş ışığı yokluğuna bağlı ciltte ciddi, ciddi bir sentez azalması vardır. Azalmış alım vardır. Böbrekten taşıyıcı protein kaybı vardır. Akut streste hidroksi e, D'nin dönüşümünde değişiklik vardır. Ve vitamin D bağlayıcı protein e, düzeyi değişir, albümin düzeyi değişir. Ve biz total ölçtüğümüz zaman albümin düştüğü için mi ya da bunun bağlayıcı protein düştüğü için mi seviyesi düştü e, onu bilemeyiz. Yüzde biri sadece serbest formdadır. O yüzde birin aslında belki de ölçülmesi gerekiyor ki ne kadar etkin olduğunu görebilelim e, diye tartışılıyor. Değişik e, oranlar var, e, de, değişik e, düzeyler var. Dediğim gibi ay'a e, bağlı olarak, ölçüldüğü ay'a bağlı olarak düzeyler değişir. Fakat bildiğimiz bir şey var mevsimsel değişiklikler dışında. Eğer bir şekilde 15'in altındaysa gerçekten mortaliteyi belirgin olarak arttırıyor. Ee, vitaminde. Ee, en düşük mortalite ise 20-40 bandında gözüküyor. Her çalışma değişik bir e, düzey belirlemiş. En büyük problemlerden biri bu. Prevalans oranı çok değişik oluyor. Ama çok sebebi var vitamin D eksikliğinin. Sadece diyetle alınmada azalma ya da eminimde azalma dışında kanamayla, kapilerlikle, dilüsyonla ciddi seviyelerin düşüyor. Onun dışında metabolizması e, ciddi değişiyor. PTH üzerindeki değişiklik dışında organ disfonksiyonundan doğrudan etkileniyor ve ciddi olarak bir vitamin D rezistansı da ortaya çıkıyor. E, Aynı insülin de rezistansı gibi kalp de, immün hücrelerde, kasta, kemikte ve akciğerde rezistansı ortaya çıkıyor. Yani seviyesi normal olsa bile aslında belki de vitamin D rezistansı gelişmiş oluyor hastalarda. Vitamin D şu an ne kadar anlattığım e, hormonlar içinde en çok e, transkripsiyon, e, gen transkripsiyonu yapan hormondur. 1500 tane genin transkripsiyonundan sorumludur ve hepsini modifiye eder. Yani tahmin ettiğiniz gibi kalsiyum, kemik falandan çok daha geniş bir etkiye sahip bir hormondur. Dolayısıyla bu 1500 genin ne kadarı bizim... E, e, otofajimizi etkiliyor, ne kadar bizim apopitozumuzu etkiliyor, ne kadar bizim inflamasyonumuzu etkiliyor kısmı çok aktif çalışılıyor şu anda. Ama bildiğimiz şeyler var. Koal hastalarda vitamin D eksikliği mortaliteyi arttırıyor. Hiperglisemi ve insülin direncini arttırıyor. Mekanik ventilasyon süresini uzatıyor. Yoğun bakım kalı süresini uzatıyor. Çocuklarda vazopresör kullanımı kullanımını arttırıyor. Hastalık şiddetiyle direkt ilişkili. Vitamin D'nin kendisi bir antimikrobiyal protein e, sentezini modifiye ediyor. Bu, bu antimikrobiyal protein adı da katelilsidin. Ve bu katelilsidin eğer bir insanda düşükse artmış mortalite oluyor. E, mikrobiyal klarens olmuyor ve 28 gün mortalite belirteci doğrudan hem vitamin D düzeyi hem bu katelilsidin e, düzeyinin düşük olması. Dolayısıyla doğrudan eee antimikrobiyal etkinliği var. Depresmanla ilgili çok çalışma var ama buradan tek bir cümle söyleyeceğim. Eğer ağır yetmezlik, yetmezlik varsa bir tek e, iyi sonuçlanmış. Çünkü çok bilmediğimiz konu var. Bir ne zaman ölçeceğimizi bilmiyoruz. Sörkeller netinde direkt etkileniyor e, ama sörkeller netinde bozuluyor e, yoğun bakım hastalarında. Vitamin D'nin sörkeller netinde bozuluyor mu bilmiyoruz. Serbest formunu ölçemiyoruz, serbest formunu ölçmek lazım. Bir de bu vitamin D bağlayıcı, protein, bağlayıcı proteinin ciddi bir genotipik varyasyonu var bazısının seviyesi daha düşük olsa bile daha kolay taşıyor. Bazısı daha kolay sunuyor. Aynen hemoglobinler gibi taşıyıcılığı ve sunumu mu, genetik varyasyonda değişiyor bu vitamin D taşıyıcı proteinin. Dolayısıyla dokuya hani kendi seviyesi düşük olsa bile daha iyi sunuyor olabilir herhangi bir protein. O da etkinliğini değiştiriyor. Dönüşümde artış olduğunu söylemiştim. Aktif forma hızlıca azıcık bile olsa çok yüksek oranda aktif forma döndürülüyor. Aslında vücut onu kullanmaya çalışıyor. Leptinden doğrudan etkileniyor. Leptin düzeyi ve atopikinler vitamin D'yi modifiye ediyorlar. E, ne kadar leptin, e, leptinle oranlamak mı lazım? Leptin ne kadar e, etkili kritik hasta da zaten atopikinler konusu çok daha yeni olduğu için e, kritik hastalıkta bu iyice ortalığı karıştırıyor. İnterlekin 6 ve fibroglas growth faktör 23'ten doğrudan etkileniyor. Yani ikisi de salgılandığı zaman vitamin D seviyesi artıyor, serbest formu oranı artıyor. Yani interleukinin cevabından biri vitamin D'yi aktif hale dönüştürmesini sağlamak. Kritik hastada eksikliği sık, eksikliği kötü sonuçlarla ilişkili ve ancak yüksek doz replasmanla sonuçlar olumlu etkilenebilir. Ama yüksek doz, nüksenal dozun çok üstünde biliyorsunuz. 400'dür günlük doz ihtiyacı. Bu ise binlerle, bir milyonlarla, internasyonel ünitelerle e, veriliyor. E, organ yetmezliklerine ne kadar vermemiz lazım? Hiçbir çalışma yok. Kritik hastalığı farmakokinetik ve farmakinin ile ilgili hiçbir çalışma yok. Proteinlere genel olarak bakarsak e, anabolik proteinler, insülin ama insüline bir direnç oluşuyor. Büyüme hormonuna bir direnç oluşuyor. Zaten bir süre sonra e, en büyük problemlerden biri piki de azalıyor. Direnç de oluşuyor. İnsülin benzeri büyüme hormonu azalıyor demiştim. Testosteron azalıyor. Kataklominler artıyor. E ee, insüline direnç oluşuyor. Ee, katabolik süreçlere bakarsak da kortizol ve glukagon ciddi katabolizmayı arttırıyor. Ee, ve e, bu, bunların hepsi de e, bize nasıl yansıyor? Glukoz metabolizmasına bakarsak eğer karaciğer amino asit, laktat ve gliserolden bir şekilde glukoz üretimini sağlayıp glukoneogenezi arttırıp glikoliz, glikojenolizi glikojenolize arttırıp plazma glukozunu arttırıyor ve bize ee, sa, e insülin e, bağımlı ve bağımsız dokulara glikoz sağlamaya çalışıyor. İnsülin bağımsız dokular neler? Çok kıymetli organlar. Beyin, böbrek ve immün sistem. Buraya hızlıca insülin direnci bunlarda yok biliyorsunuz. Buraya hızlıca e, glikoz sağlamaya çalışıyor. Bu organlarında glikoz alımı artıyor, glikoz oksidasyonları artıyor. Ne yapmaya çalışıyorlar bu organlar? İlmin hücreden savaşması lazım. Beynin yönetmesi lazım. Böbreğin de artıkları temizlemesi lazım. Üç ana organa ciddi glukoz yönlendiriyor. Tabii bu çok iyi bir amaç aslında. Adaptif bir amaç ama hiperglisemiden, oluşan hiperglisemiden en çok etkilenen de bu üç organ aslında. Çok büyük bir problem bizim açımızdan. Hem aslında oraya substrat sağlamış, enerji substratı sağlamış oluyoruz ama hiperglisemide de en çok bunların problemini görmüş oluyoruz. İnsülin bağımlı dokulara bakarsak eğer iskelet kası, yağ dokusu ve karaciğer insülin bağımlı. İnsülin bağımlı glukoz alımı azalıyor. Çünkü insülin ne bağlı bir direnç var. Glikoliz artıyor, trigliserit hidrolizinden gliserol sentezi artıyor, laktat ve alenin sentezi eee dışında, karaciğer dışında arttığı için aynı zamanda kan alenin, laktat ve gliserol düzeyleri de artıyor. Dolayısıyla kanımızda glukoz düzeyi arttı, alenin arttı, laktat arttı ve gliserol arttı. Glikozu arttıran aynı zamanda terapi, bizim tedavi edici unsurlarımız da var. Nütrisyon, anesteziklerin bazıları, glukokortikoid kullanmamız. Burada artış artmış bir glukoz üretimi var. Glukokon arttı, kortizol arttı, growth hormon arttı, katekoleginler arttı. Periferde glukoz kullanımında azalma var biliyorsunuz. Aynı zamanda da insülin sekresyonunda bir bozukluk var. İnsülin seküsündeki bozukluğunda hem katabolik durumla hem de artmış e, serbest yağ asitleri hem de proinflamatuar sitokinlerden kaynaklandığını bilmek lazım. Sonuç ne? Sonuç hiperglisemi. Hiperglisemin birçok istenmeyen etkisi var. Hepimiz biliyoruz. Elektrolit ve sıvı dengesizliği, dehidratasyon, enfeksiyonlara yatkınlık, artmış koagülabilite, yara iyileşmesinde bozulma, kolonomorfoliklerde antibakteriyel etkisinde azalma. Stres ne kadar büyükse, cerrahi ne kadar büyükse İyisinin direnci o kadar fazla oluyor. Burada bu çok net olarak gösterilmiş. İyisinin direnci olursa, hipergresem olursa ne oluyor? karbonil streslenen bir durum oluyor. Dikarbonilizasyon oluyor. Dikarbonilizasyonda çoklu organ yetmezliğinde doğrudan belirleyen bir e, molekül. Herhangi bir hipergreseminin ne kadar e, stres yarattığına dikarbonil stresi ölçülerek bakılabiliyor. Basküler e, disfonksiyon, kardiyak disfonksiyon, böbrek yetmezliği. Santral sistem hasarı, solunum yetmezliği ve karaciğer yetmezliği oluşuyor bu dikarbondioksit sayesinde. Lipid metabolizmasına bakarsak yağ dokusunda trigliserit hidrolizi, gliserol ve yağ asidi salımında artış, yağ asidi reseverifikasyonunda azalma nedeniyle kan gliserol düzeyleri ve serbest yağ asidi düzeyleri artıyor. Burada, burada amacımız karaciğere e, sağlamak. Yağ asidi reseverifikasyonu azalıyor karaciğerde. BDLD sentezi azalıyor. Glikozleroldan glukoneogenez azalıyor ve kana VL, VLDL ve ketonlar salınıyor. Periferik dokularda ise yağ asit oksidasyonu bu gelen yağ asitlerini kullanıyor periferik dokular VLDL kolesterolu burada da azalıyor. Kanda ne görüyoruz biz? 61 gliserol, 61 serbest yağ asidi, VLDL'de artış, ketonlarda artış görüyoruz. Peki proteinlere bakalım. Proteinler aslında bir dolup boşa bir problemi gibi yap yık yap yık yap yık gibi bir e, döngü e, içinde çünkü neden bir yandan biz daha zor oluyor olabiliriz. Absorpsiyonumuz bozulmuş olabilir. Ama bir yandan ciddi bir yıkım var, katabolizmi var, otofaji var, e, bu apoptoziz var ve aslında biz bir yandan yaktanları ve protein sentezi yaparken bir yandan da bazı hücreler yıkıldığı ve ortama protein prekursörleri, amino asitler çıktığı için bir yandan yıkım, bir yandan e, yapım görüyoruz. Bu yapım yıkım yapım sırasındaki anabolizmayı en çok belirleyen e, ve bizim hızımızı kısıtlayan amino asit arjinin. Zaten arjinin verelim mi e, yoğun bakım hastalığına, kritik hastalığına arjinin verelim mi? İşte bu konseptten ortaya çıkmıştı. Sonuçlar istediğimiz gibi olmadı. Çünkü bir tek arjinin verince istediğimiz gibi her şey düzelmedi. Tek arjinin yetmedi. Ama aslında arjinin göreceli olarak yetmezlik ve hız kısıtlayan e, basamak olarak önümüze geliyor. Proteinlere baktığımız zaman herhangi bir açlık durumuyla ile sepsis durumu çok farklı. Herhangi bir açlık durumunda sentez azalıyor ama katabolizma yok. Ama sepsiste bir yandan sen e, beslersek hastayı eğer, bir yandan sentez artarken bir yandan daha fazla bir katabolizma artışı oluyor. E, beslersek biz sentez devam ediyor, katabolizma da devam ediyor. İkisi e, birbirlerini e, takip ediyor. Nitrojen balansına bakarsak ee, aramızda eski e, arkadaşlarımız var, eski öğrencilerimiz var. Ee, onlar bilirler. Eskiden nitrojen dengesi bakardık. Biz içeride üre nitrojeni takip ederdik ve onu sıfır hatta pozitife çekmeye çalışırdık. Hayatım boyunca ben hiç pozitif yapamadım. Çünkü siz ne kadar beslerseniz besleyin, yıkım da aynı hızda aktif oluyor. Ketabolizma da aynı hızda, hatta daha fazla aktif oluyor. En fazla sıfır, eksi bir da kalıyoruz biz. Ee, o bile bir şey. Çünkü ne kadar burada kaybederseniz o kadar burcuya gitmiş oluyor. Ee, sizin nitrojen, e, nitrojeniniz ve tabii ki proteinleriniz. Hem visceral proteinler hem iskelet proteinleri, e, tüm vücut proteinleriyle birlikte yıkılıyorlar. Protein metabolizmasına bakalım yakından. Protein yıkımı iskelet kasında artıyor. Protein sentezinde göreceli bir düşme oluyor. Sentez devam ediyor, durmuyor ama göreceli bir düşme oluyor. Yıkıma göre göreceli bir düşme oluyor. Dallı zincirli amino asit oksidasyonunda azalma, hücre içi glutamin seviyelerinde azalma oluyor. Neden? Çünkü glutaminin hücre dışına iskelet kası e, kana veriyor. Glutamin sentezi azalıyor ve olan glutaminini kana e, veriyor. Alanin e, sentezinde de bir artış oluyor. Niye kana veriyor? Çünkü bağışıklık sisteminin proteine ihtiyacı var. E, bağışıklık sistemin glutamine ihtiyacı var. Savaşmak için immün hücrelerin glutamin ne ihtiyaçları var? Benzer şekilde bağırsak da bütünlüğünün korunabilmesi için, translokasyon önlenmesi için glutamine ihtiyacı var. Bağırsak ve bağışıklık sistemi glutamin bağımlı dokular. Kas aslında bu iki dokuyu dokuya öncelik tanıyor ve onlara glutamin göndermeye çalışıyor. Bağışıklık sistemi düzgün çalışsın, bağırsak düzgün çalışsın diye. Karaciğerde akut faz protein sentezi artıyor. CRP artıyor biliyorsunuz. E, pek çok akut faz proteini artmış oluyor. Albümin sentezi azalıyor. Amacımız akut fazla bu ince ayarları yapabilmek. Amino asit oksidasyonu azalıyor. Amino asitten glikoneogenez azalıyor ve üre sentezi azalıyor. Üre sentezi azalıyor ama Kalan düzeyleri yavaş yavaş yükseliyor. Ee, böbreğin de glutamin kullanımı artıyor, ama böbrekten üre atılımı azal şey yapıyor, azalıyor. Dolayısıyla böbreğin üre atılımı azalıyor. Aslında bir şekilde böbrek nitrojeni konserve etmeye çalışıyor, korumaya çalışıyor ki o nitrojenle yeniden protein yapabilsin, tekrar onu kullanabilsin diye. Bu, bu da bir aslında adaptif me mekanizma, ee, nitrojen atılımının azalması. Bunun üzerine bir de kullanmama girerse bu. Demin bahsettiğim prokotabolik hormonları, anabolik rezistansı ve insülin rezistansı bir de kullanmama giderse hızlı bir kas kaybı oluyor. Üzerine Biz beslemezsek e, daha da fazla bunu görüyoruz. Protoliz oluyor ve sarkopeni ve sonra da yoğun bakımda e, yoğun bakım ilişkili kas güçsüzlüğü ve kırıganlık oluyor. Bunu döndürmeye çalıştığınız zaman enteral ve parenteral aminosit verdiğimizde ikisindeki iki türlü verdiğimizde Kanda yükselen amino asitlerin dağılımları tümüyle farklı. İki resme bakarsanız yukarı ve aşağı bambaşka kan düzeyleri var. Enteral nütüsyonla amino asit verdiğimiz zaman amino asit seviyeleri yükseliyor mu yükseliyor. Üre siklusu uyarılıyor. Diğerlerinden farklı bir şey bu. Üre siklusu baskılanmıştı biliyorsunuz. Üre siklusu uyarılıyor. Antioksidanlar artıyor ve ribonükleik asit sentezi artıyor. Ama parenteral nutrisyona bakarsak amino asit seviyeleri tabii tabii bunda da yükseliyor. Protein metabolizması e aktive oluyor. Üre süklüsü azalıyor. Enteral ile parantel arasındaki en büyük fark bu. Enteral nutrisyon üre süklüsünü hızlandırırken parantel nutrisyonda verilen amino asitler üre süklüsünü azaltıyor ve antioksidan etkinliği yok. Esansiyel yağ asitlerini de azaltıyorlar. En büyük fark bu enteral beslenme ile parantel beslenme arasında. Bir insan bir kritik hastaya ne kadar çok protein verirsek nitrojen balansı o kadar yükseliyor. Nitrojen balansının sıfırın üzerine çıktığı e, çalışmalardaki e, beslenme dozu bir buçuk hatta idealinde iki. Bir buçuğun üstünde protein vererek ancak biz nitrojen balansını pozitife çekebiliyoruz. Verdiğimiz proteinin türü de değiştiriyor. Dallı zincirli amino asitler üre siklusunun daha aktif olmasını e, ve glutaminin üre siklusuyla döndürülebilmesini sağlıyor. Ama dallı zincirli amino asit vermezse ya da oluşursa bunların yıkımı, e, bunların kullanımı azaldığı için ürü e, üre atılımı azalıyor. Buraya kadar anlattıklarım dışında başka pek çok hormon da var. Örneğin kas e, büyüme inhibitörleri var. Myostatin, aktivin A ve B, tumor growth faktör, beta growth e, fact, ve differentiation faktör, GF15. GF15 üzerine çok yazı var e, okursanız. Benzer şekilde kas e, büyüme stimülatörleri de var. Polisitadin, e, kemik morfogenetik proteinleri, beyin kökenli büyük faktör birisi. Bunlar da kasın büyümesini stimüle ediyorlar. Bir kısmı kasın büyümesini ilme ediyor, bir kısmı kasın e, simülasyonunu sağlıyor. E, do, kritik hastalıkta bu ikisi arasında bir denge oluyor. Kritik hastalığın miyopatisi ve metabolik hastalığın geri döndürülmesinde e, bunlarla ilgili de gerçekten çok yakın, çok güzel çalışmalar var. En büyük problem kritik hastalıkta bir baza ihtiyaç var. Üstüne beslenmeye giren bir hemogenez nedeniyle bir ihtiyaç var. Bir de fiziksel aktivite var bir insanın e, total enerji kullanımında. Fiziksel aktivite azalıyor. Ama bazara ihtiyaç çok artmış oluyor kritik hastalıkta. Beslediğiniz zaman da bu o, diyete bağlı termogenezde artmış oluyor ve bir e, ciddi enerji defisti, kalori defisti ortaya çıkıyor. Kritik hastalığın e, fazına göre de vermemiz gereken, bu enerji defisini kapatmamız gereken oranlar değişiyor. Erken kritik hastalıkta, akut fazda karbiyodatı daha çok ihtiyaç duyurken, duyarken vücut, o yüzden ekstroz e, öncelikle başlıyoruz. Ee, zaman içinde e, lipitlere ve özellikle proteine daha fazla ihtiyaç duymaya başlıyor. Karbonhidrat ihtiyacı azalıyor özellikle iyileşme fazında. Dolayısıyla hastanın hangi fazında olduğunu, kritik hastanın hangi fazında olduğunu bakarak aslında bu oranları değiştirmemiz gerekiyor gibi duruyor. Gelen gibi genç travma hastası gelmiş yoğun bakıma. Daha öncesinde hiçbir manutisyonu yok, kaslı, sağ sağlıklı ve genç hastayla Aylar yoğun bakımda yatan, zaten öncesinde yaraları olan, zaten bakım hastası olan, zaten mal olan bir hastanın metabolik cevabı e, ve hormonal cevabı tübiyle farklı. E, bu erken fazla e, çoklu organ yetmezliğe kayıplar ve buradaki metaboliklerle ilgili çok fazla çalışma varken bizim gitgide yoğun bakımımızda artmakta olan uzamış, persisten e, kritik hastalıkla, persisten immün de e, süpresyonla geçen hastalardaki metabolik cevap tümüyle farklı. Burada yangı daha fazlayken, bütün hormonlar e, hastayı kaçmak, korumak üzerine aktive etmişken, kronik hastalıkta, uzun persisten hastalıkta genel bir cevapsızlık, azizlik ve e, her şeye cevapsızlık oluyor. Burası başka bir hasta grubu. Ta bu ilk en baştaki hasta grubu değil. Buradaki hastalara en baştaki hastalarla aynı şeyleri belki de yapmamamız gerekiyor. Burayı çözmemiz ve daha çok çalışma yapmamız gibi duruyor. Burada biraz gene toparlamaya baş çalışırsam periferde T4'ün T3'e konversiyonu azaldı dedik. Glucose monomer resistansı var dedik. İnsülin resistansı var dedik. Karaciğerde glikojenoliz arttı, glikoliz arttı, glukoneogenez arttı, laktat arttı dedik kalbin kalbe laktat sağlandı, kalp çalışabilsin diye. Bu perifer dokudaki dönüşümdeki azalmadan T3 seviyemiz düştü dedik. Bütün bu grof hormon ve insülin resistansından hiperglisemi oldu dedik. Üstüne hiperglisemi bize aynı zamanda diğer hormonlar bize reaktif oksijen türlerinde artış yaptı. Beslenmeden gelen azalma ve üretimdeki azalma nedeniyle glutatyon depoları tükendi ve bizim bu antioksidan rezervimiz azaldı. Santral sinir sisteminde pro, prostaglandin sekresyonu arttı. E, TSH düşük normal e, seviyelerde ama ciddi bir sempatik uyarı oldu. Serum kortizeli arttı ama bize bir ciddi ateş ve e, halsizlik geldi. Kas protein sentisi azaldı, protein yıkımı arttı. Amino asit e, e, havuzu değişti, içerik olarak da değişti. Bazıları artarken bazıları azaldı. Biz üstüne besledik bunu iyice değiştirdik ve ciddi bir kas güçsüzlüğü oldu. Bütün bu bizim hücremizde yani bizim hastamızın vücudunda olanlar dışında sürekli bir şekilde e, bu metabolom deniyor buna Hücrenin kendi e, vücudun kendi içindeki tüm bu e, metabolit ve hormonal dengesine bir de üstüne mikrobiyom etkileniyor çünkü en az bizim kadar aktif bizim metabolizmamız kadar aktif hatta belki de daha aktif ciddi bir mikrobiyata taşıyoruz biz. Bütün gastrointestinal sistemimizde, cildimizde, her yerde, akciğerimizde. Ve bunlar da sürekli bizim metabolitlerimizde, bizim metabolomumuzda aktif ilişki içindeler. Hem onlar bize bize modifiye ediyor, hem biz onları modifiye ediyoruz. Hem de biz beslenme ürünleri vererek bu mikrobiyota'yı değiştiriyoruz. Hem de aynı zamanda kritik hastalığın kendisi de e, iskemi perfüzyonla, oksatif stresle, antibiyotiklerle bize bunu değiştiriyor. Dolayısıyla hem e, vücudun kendisi hem de üzerine taşıdığı mikrobiyota da tümüyle bu metabolizmayı modifiye ediyor oluyor. Dolayısıyla kritik hastalarda he, rastgele bir tedavi herkes uyguladığımız zaman kritik hastalığın büyük çoğunluğu beslenme açısından düşük riskli hastalar olduğu için bir fark yaratılamıyor. Ama aslında bizim metabolizma, hormonlar ve beslenmeyle ilgili bir şey yapacaksak sadece yüksek riskli hastalara yapmamız lazım. Bu yüksek riskli hastalarda metabolomik ve mikrobiyal tapaterni, otofaji ve inflamasyon fenotipine göre iki ayırmamız lazım. Metabol metabotip 1x veya metabotip y şeklinde. Örneğin demesi lazım ki işte şu insülin rezistansı olan işte bu şekilde bir e, otofazisi aktif olan hastayı şöyle besleyelim, şu ürünü verelim, e, şu şekilde verelim, belki bu de buraya e, prokinetik ajan verelim ya da buraya e, prebiyotik e, beslenme verelim gibi bizim bu metamotiplere göre besleniyor ve e, çalışmaları öyle yönlendiriyor olmamız lazım. Böyle bir konsensüs yayınlandı 2019 yılında. Yani herkese bir şey uyguladığınız zaman çoğunlukla hiçbir mortalite ya da cevap bulamayız. Çünkü o düşük riskli hastalar yüksek e, sayıda olduğu için istisli olarak bize anlam kazandıramazlar. Ama o açıdan yüksek riskli hastaları da metabotiplerine göre ayırarak o metabotipte ne lazımsa onu vererek yaparsak o zaman gerçekten daha e, precision medicine dediğimiz daha bireyselleştirilmiş özenli özel tıp yapabiliriz gibi duruyor e, ve bütün bunları yaparken de yoğun bakım öncesini ve sonrasını mutlaka takip ediyor olmamız lazım. E, hem metabolizma açısından hem genomik açısından hem mikrobiyomik açısından takip ediyor olmamız lazım ve ileri modellemeyle bu çalışmaları yapmamız lazım. Ancak bu şekilde bizim bu hormonal ve metabolik cevapları modifiye etmemiz olabilir. Aynı zamanda da o kritik hastanın akut fazla mı geç fazla mı, iyileşme fazında mı olup olmadığına da bakmamız lazım. Çünkü erken fazlayken ciddi bir otofaji var, ciddi bir e, aktif e, savaşma dürtüsü var. Buradaki amacımız hasarı azaltmak olmalı. E, daha fazla hasarlanmaması vücudun azaltmamız lazım ve belki de biraz e, baskılamamız lazım metabolizmayı. Fakat daha ilerleyen zamanlarda artık bizim besliyor ve adaptasyonu pozitif yöne döndürüyor olmamız lazım. İyileşme fazında da bütün kaybettiklerimizi yerine koyuyor olmamız lazım. Daha yüksek enerji, daha yüksek proteinle takip ediyor olmamız lazım. Ne yazık ki bozulmuş kas sentezi kuvveti ve gücü aylarca hatta bir yıla kadar bozuk oluyor yoğun bakımdan çıktıktan sonra bu çok uzun bir sürede yenile konuyor Bazısı hiç konamıyor bile bazı gidenler yenilenemiyor bile dolayısıyla çok uzun sürede yapmamız lazım kronik süreçte bu bahsettiklerimin ne kadar adaptasyon olduğunu ne kadar faydalı olduğunu ne kadar nükemiş olduğunu bilmiyoruz dolayısıyla bir şey düşük gördük ya da bir şey yüksek gördük diye ona modifiye etme ona müdahale etmeden önce aslında belki de adaptif e, me, yoksa tükenmişlik e, seviyesinde mi olduğuna elde edebiliyor olmamız lazım. Çünkü hormonlar, beyin, e, immün sistem hepsi e, bir arada e, kritik hastalıkta. Hepsi birden e, bozuluyor. Sabrınız için teşekkür ederim. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Sorularınızı ve katkılarınızı almak isterim arkadaşlarım.